Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Huzura Doğru'nun bu ilk bölümünde Osman Ündü hocamız var yine yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha sormaya çalışacağız. Hemen sorumuza geçelim isterseniz. Hocam şimdi meşhur sözdür, hatasız kul olmaz denir veya insan hatasız olmaz denir. Peki bir kimse yapmış olduğu bir hatadan dolayı özür dilemesi gerekirken, kusura bakmayın arkadaşlar demesi gerekirken ya da işte zarar verdiği kişilerin gönlünü alması gerekirken hatasında ısrar ederse bunun neticesi ne olur? Şimdi Mustafa Bey, bu insanların şahsın kendisi üzerinde insanlara karşı sorumlulukları var. Her şahs, her fert, kadın olsun erkek olsun. Birisine karşı bir yanlış yaptı, özür dilemesi gerekir. Bu kimse özür dilemiyorsa, bu kimse işlediği günahlar sebebiyle sahibinden de özür dilemiyor demektir. Yani Allah-u Teala'dan da özür dilemiyor. Öyle bir alışkanlığı yok demektir. Yok. Özür dilemek. Eğer bu kimse öncelikle Allah-u Teala'ya karşı yaptığı hata nedir? İsyan ediyor. Ona iman etmiyor. İmanını düzeltmiyor. İbadet etmiyor. Onun emrettiği şekilde hareket etmiyor. Dolayısıyla ve bunda da ısrar ediyor. Günah işlemeye devam ediyor. Peki neticesi ne olur? Bunun neticesini İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri, İmam-ı Asım-ı Bani Hazretleri'nin de hocasıdır aynı zamanda bu zat. Evladı Resul'dendir. Peygamber Efendimiz'in torunlarındandır. Bu zat buyuruyor ki, bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Peki ya adam hiç kimseden özür dilemiyor. Allah-u Teala'ya da dönmüyor. Ya sapasağlam zıpır gibi de dolaşıyor. Biz zannediyoruz ki hemen bunun başına dünyada bela musibet gelecek. Böyle değil bu. Hemen burnu sürtecek zannediyoruz. Öyle değil o. Ne buyuruyor Cafer-i Sadık Hazretleri? Helak olmaya sebeptir. Adama Allah-u Teala sıhhat verir. Ondan sonra imkanlar verir. Bu azıttıkça azıtır. Küfür üzere ölür. İmansız olarak ölür. Bundan daha büyük de felaket olur mu? Çünkü gidişi sonsuz cehennem oluyor o zaman. Gittiği yer sonsuz cehennem oluyor. Hatta İslam alimlerinin, Evliya-i Kiram büyüklerinden Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur buyuruyor. Allah-u Teala kullarına hitap ediyor. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergahına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum. Lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Ademoğlu, yarın kıyamette huzuruma gelince mazeret olarak ne söyleyeceksin? Dünyada hatada ısrar ediyorsun. İsyana devam ediyorsun. Peki mazeret olarak ne söyleyeceksin? Neyi bildireceksin? Hakikaten öyle. Neyi bildireceksin? Şimdi insanlara karşı da aynı şekilde. Mesela kırıyor, görüyor, diliyle incitiyor, davranışlarıyla hakaret ediyor, eziyor. Neydi? Genel müdürdü. Neydi? Patrondu. İflas etti, patronluk bitti. Genel müdür de alındı. Peki ondan sonra zaten altındakilerin hepsini ezdin. Patronken hayvan gibi muamele ettin. Peki ondan sonra oturuyorsun. Beni arayan yok, sorayan yok. Hiç hatırım soran da yok falan. Ne beklerdin ya? Ne yaptım bunları? Ha, ne beklerdin ki? Daha bu dünyadaki ya yarın ahirette. Ama Cenab-ı Hak sana bir imkan vermiş. Genel müdürlük vermiş, bir mevki makam vermiş, zenginlik vermiş. Şımarmasaydın, Allah-u Teala'ya karşı sırtını dönmeseydin, yüzünü ahirete sırtını dönmeseydin, yüzünü ahirete dönseydin, sırtını ahirete dönmeseydin, bu değişik olurdu. Değişik olurdu. Ne olurdu? O zaman Allah-u Teala'nın kullarına sana Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği o mevki makam sebebiyle iyi muamele ederdin, yardım ederdin. Lokum gibi bir adam olurdun. Hatta sen görevden ayrılmaya kalktığın zaman gelirler, yalvarırlar, yakarlar, ne olur gitme derlerdi. Ayrılmış olsan bile seni ziyaret ederlerdi, gelirlerdi. Herhangi bir diyelim ki bir işin varsa onu görüvermek için koşarlardı. Ya dünyada bunun karşılığını görürdün. Ama sen ısrar ettin. Mevki makam elindeyken, zenginlik elindeyken, insanlara
zulmetmeye devam ettin. Bunda da ısrar ettin. Hatta dedim bunlar adam mı ki ya? Bunlara böyle lazım. Bunlara hayvan gibi muamele etmek lazım dedin. Israr ettin. Bu hep böyle devam edecek zannettin. Zannettin ama günü geldi. O insanlar sen düştün, üstünden geçip gittiler. Öyle mi? Bu dünyadaki. Bir de ahirette bunun hesabı var ya. Kusursuz hatasız insan olmaz, tamam. Kusurun hatasını bilmek o kimse için tövbedir. Hani bazılar vardır, hakikaten ataktır. Bağırıyor, çağırıyor falan sonra geliyor. Ya kusura bakma, benim bu huyum bu. Gene kalbini kırdım, özür dilerim falan. Pişman oluyor falan. Ya karşıdaki adam, ya bu defalarca yapsa bile, ya biliyorum dedim bunun huyunu, şimdi gelecek özür dileyecek falan. Gene bu itibarlı olur bu kimse. Allah-u Teala'ya karşı da bu kimse özür diler. Kullardan özür dileyse Allah-u Teala'ya karşı da özür diler bu. Ya Rabbi işte ben hata ettim, bilemedim, özür dilerim ya Rabbi. Affolma imkanı, kurtulma imkanı mümkün. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, eğer hatasında ısrar ederse. Veyahut da Allah-u Teala ile kulu arasında olan şeyler var. Onları da kimseye göstermiyor mesela. Gizli yapıyor falan. Bakın o bile avantaj olur. Çünkü bir hadis-i şerifte insan günahını dünyada gizlerse Allah-u Teala da kıyamet günü bu günahı kullarına saklar buyuruyor. Yani, hani Cenab-ı Hak kendisini anlatırken Erhamir Rahiminim, merhametlerin en merhametlisiyim buyuruyor. Ya Mustafa Bey bundan daha büyük bir lütuf ve ihsan olur mu? Hatta bir hadis-i şerifte gizli yapılan günahın tövbesi gizli yapınız. Açıkça işlenen günahın tövbesini açıkça yapınız. Günahınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz. Yani şimdi Allah saklasın ya, bu televizyonlarda falan çıkıyor adam, dini konular anlatıyor falan. Dinsizlik, zındıklık, ne bileyim mezhepsizlik. Böyle Allah-u Teala'nın diniyle hafife alır gibi kendi kafasına göre anlatanlar var. Kendini helak ettiği gibi bunda da ısrar ediyor. Ben biliyorum falan diye ısrar ediyor. Kendini helak ettiği gibi bunlara tabi olan da helak ediyor. Peki gün geldi tövbe etti bu. Ya ben o konuştuklarımın hepsine tövbe ettim. O televizyonlara tekrar çıkacak, aynısını söyleyecek. Bunlar yanlıştı, ben yanlış söyledim, özür dilerim, tövbe ettim. Bu şekilde benim daha önceki söylediklerime kani olanlar varsa o yanlışmış, doğrusu budur diyecek. Bu fırsat eline geçer mi geçmez mi? Çok zor bir hadise. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, ibret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla buyuruyor. Yani bunların akıbetleri. Nemrut inat etti, cehenneme gitti. Firavun inat etti, cehenneme gitti. Bunun gibi nice zalimler inat etti, hatada ısrar etti. Yani Allah-u Teala isyanda ısrar etti. Neticeleri cehenneme gitti bunların hepsi. Ebu Cehil de inat etti. Bedir'de canından oldu ama cehenneme gitti. Hani hatada ısrar edince Allah-u Teala isyanda, bundan dönmeyip tövbe etmeyince, bundan devam edince nereye gidecek? Gideceği cehennem olacak. Dünyada da aynı şekilde insanlara karşı olsun, hayvanlara karşı olsun yapılan herhangi bir şey karşılıksız kalmaz. Daha önceki hani sohbetlerimizde naklettik. İslam alimleri yazmadık bir şey bırakmamışlar. Ehl-i Sünnet alimleri hepsini yazmışlar. Ha, bütün mesele biz onları doğru okuyup doğru bir şekilde alabilmemiz. Hatta İmam-ı Kastalani Hazretleri buyuruyorlar ki, günah işleyen kimsenin kalbine zulmet kaplar, kalbi karanlıklarla dolar. Gittikçe bid'at ve dalalet sapıklığına düşer. Yani hata üstüne. Niye? Kalbi kararıyor çünkü. Halbuki işlemiş olduğu hatalardan geri dönseydi, ya ben hata ettim, insanlara karşı özür dilese, Allah-u Teala'ya karşı dönse, ya Rabbi ben günah işledim, isyan ettim, sözümü tutamadım, galib-i belada verdiğim sözü tutamadım, yanlış yaptım, nefsime uydum, arkadaşlarıma uydum, ben yanlış yaptım, emrini dinleyemedim, özür dilerim ya Rabbi dese, Allah-u Teala'yı ve o tövbesini kabul edici olarak bulur. Kalbi de yumuşar. İmam-ı Kastalani Hazretleri buyuruyor ki, ısrar edersen kalp simsiyah olur. Zift gibi olur. Ondan sonra o kalpten iyilik zuhur etmez ki. Tamam, hatır benim kalbim çok temiz. Neyini yıkadın? Kalbin temiz olması Allah-u Teala sevgisinin o kalbe girmesiyle olur. Ve senin davranışların ve sözlerinle hiç kimse incinmeyecek, kırılmayacak şekilde girmesi lazım. Kırıyorsak, üzüyorsak demek ki kalbimizde muhakkak sakatlıklar vardır. Kendi nefsimize tapıyoruz, kendimize inanıyoruz demektir. Ve hala hatamıza devam ediyoruz. Atâ-ı Horasan Hazretleri buyuruyor. Büyüklerimizden birisi hata ve noksanlarını avucunun içine yazar, avucuna bakıp hata ve noksanlarını görüp hatırlayınca eli titrerdi buyuruyor. Eli titrerdi.
Biz de diyoruz ki ne varmış bunda ya falan filan. Sen başkalarını bilsen, el alemi bilsen falan. Ya ne yapacaksın sen el alemi, ne yapacaksın başkalarını? Senin yaptığın hata mı? Hata. Öyleyse sen kendini düşün. Başkası da bütün İslam alimleri kitaplarını yazmış. O da aynı şekilde onları dinlesin, onları söylüyorsun. Netice olarak Cafer Sadık Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir hata işlediğiniz zaman hemen tövbe edin, pişman olun, özür dileyin. Eğer hatada ısrar edersiniz helak olmaya sebep olur mu diyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze. Alaca düşmüş gördüğümüze. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Donandı dağlar bahar olunca. Donandı dağlar bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Güzeli görmek boylu boyunca. Güzeli görmek boylu boyunca. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. İstemem versen cihan varını. İstemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güle yarını. Ah gönül nakşetti güle yarını. Her yüzde görmek dost didarını. Her yüzde görmek dost didarını. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Tam İlmihal, Saadeti Ebediye. Helal ve haramlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en kötüsü, köşkler, çeşitli yemekler, renkli elbiseler içinde boş oturup, herkese hoş gelen, lüzumsuz sözlerle vakit geçirenlerdir. Çok kimseler, dünya malını hep haram sanır. Bazısı da, dünyadaki şeylerden çoğu haramdır der. Burada, insanlar üç türlüdür. Bir kısmı, verada ileri gidip,
yalnız meyve, balık, av eti gibi şüpheli olmayan şeyleri yeriz, der. Bir kısmı da tembel, miskin oturup her istediğimizi yeriz, hiçbir şey ayırt etmeyiz, der. Üçüncü kısım, her şey yemeli ama lüzumu kadar, der. Bunların üçü de yanılmaktadır. Doğrusu şöyledir ki, helal meydandadır, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kıyamete kadar böyledir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Dünya malından çoğu haram diyen yanılıyor. Evet, haram çoktur. Fakat daha çok değildir. Çok başkadır, daha çok başkadır. Nitekim hasta çoktur, tüccar çoktur, asker çoktur. Fakat insanların çoğu değildir. Zalimler çoktur. Ama mazlumlar daha çoktur. Şunu iyi bilmelidir ki insanlara muhakkak helal olan Allahü Teala'nın helal bildiği şeyleri yiyiniz diye emrolunmadı. Bunu kimse yapamaz. Belki helal olduğunu bildiğinizi yiyiniz denildi. Haram olduğu meydanda olmayan şeyleri yiyiniz denildi ki bunu herkes yapabilir. Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri Kuddise Sirruh 1. Bölüm. Bu bölümümüzde yine peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh yolu olan Silsile-i Aliye Evliyalarının 26.sını Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretlerini anlatacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olmanın şükrünü hakiki manada onun Aleyhisselam manevi mirasına kavuşmakla da eda etmiş olan bir büyüktür Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri. Hindistan'ın Bedayun şehrinde dünyaya gelen ve doğum tarihi bilinmeyen Nur Muhammed Hazretleri, küçük yaşlarda başladığı ilim tahsiline Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin oğlu ve mutlak vekili olan Silsile-i Aliye büyüğü Seyfettin Faruki Hazretlerinden ders alarak devam eder. Bütün nispetlerin üstü olan bu yolun ve bu yolun mutlak vekili olan büyük velinin zamanında emsali olmayan eşsiz sohbetlerinde yükselir ve ondan icazet yani diploma alır. Zeka, hafıza, çabuk kavrama gibi daha birçok üstün özelliği dolayısıyla tefsir, hadis, dil bilgisi, edebiyat alanında zirveye çıkar. Manevi ilimlerdeki, tasavvuftaki yüksekliği ise bütün büyük velilerin hayran kaldıkları ve bunu ifade ettikleri bir üstünlüğüdür onun. İstidadı, edebi ve manevi mirası taşıyabilecek şekilde yaratılmış olmasıyla, hocası Seyfettin Faruki Hazretlerinin mutlak vekili olarak Silsile-i Aliye'nin 26.sı olur. Büyük veli elbette nübüvvet yolu olan bir Silsile-i Aliye büyüğüdür ve İslamiyete tabiyetten kıl kadar ayrılmaz. Şüpheli olan şeylerden sakınması o dereceye varır ki, düşünün, yüzlerce kişi kapısında hizmetkar olmayı, servetlerini ve canlarını feda etmeyi en büyük kazanç bilirken, o büyük veli, kendi kazancıyla aldığı unu eve getirip, kendi yoğurur, kendi pişirir. Pek az yer, doymadan kalkar sofradan. İyice acıkmadan yemez asla. O, her zaman kulluğun her haliyle en güzel şekilde kendisinde görüldüğü sevgili Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olur hayatının her anında. Öyle ki, Efendimiz aleyhisselamın hayatını ve hallerini anlatan kitapları
ezbere bilmesine rağmen yine de ayırmaz yanından bir an bile. Bir gün bir talebesi huzuruna gelir büyük velinin. Fakat o her zaman mütebessim olan büyük velinin yüz hatları değişir birden. Pek bir üzüntülü ve celalli bir mana oturur yüzüne. Ve talebesine dönerek şöyle emir buyurur. Sende zina zulmeti görüyorum. Hemen tövbe et. Bu hadiseyi nakleden talebesi, hakikaten hocasına giderken, yolda bir kadına nefsine yenilerek baktığını ifade etmiştir ki, bu büyük velinin bir kerametinden başka bir şey değildir elbet. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Seyyid Nur Bedayuni Hazretleri buyurdu ki, fitne çıkarmak, bozgunculuk yapmak kesinlikle haramdır. Mü'min, öncelikle itikadını ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmeli, helal, haram ve ibadet bilgilerini öğrenip buna göre yaşamalı ve güler yüz, tatlı dille emr-i maruf yapmalı ki, emr-i maruf yapmanın şartları da dinimizde elbette bildirilmiştir. Bu şartların dışına taşanlar fitne çıkmasına sebep olurlar ki, bu haramdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Osmanlı'nın ilk defa Anadolu yakasından Rumeli yakasına geçtiği bölgelerdeyiz. Gelibolu'nun hemen dışında Bolayır'a doğru, yani şehrin iç kısmında da biraz kenarında bir yerdeyiz. Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin avlusundayız. Bu Mevlevi Hane çok meşhur olmuştur. Tabii biraz da hava şartları şu anda sizlere bunları anlatırken iyice sertleşti. Mümkün mertebe buralarda fazla kalmayıp da daha sakin içerilere girip orada bu Mevlevi Hane hakkında bilgi vermek istiyorum. Büyük bir alan. 36 bin metrekarelik veya 35 bin metrekarelik bir alana oturmuş Gelibolu Mevlevi Hanesi. Şimdi sadece bu Mevlevi Hane'den Semahane binası kalmış. Semahane. Adını öyle koyuyorlar. Mevlana Cahit-i Rumi Hazretleri zamanında buranın Semahane adı olduğunu zannetmiyorum. Ki bu 1600'lü yıllarda, yani 17. yüzyıl 1600'lü yıllarda, demek ki 17. yüzyılın başlangıcında burası kurulmuş. Mevlevihane. Mevlana Hazretleri ne zaman yaşamış? Ta 1270'li yıllarda yaşamış. Mevlevi Hane onun vefatından çok sonra kurulmuş. Anadolu'da var mıydı o zamanlar? Mevlevi Haneler vardı. Başta Konya'da olmak üzere. Osmanlı coğrafyasında var mıydı? Vardı. Halep Mevlevi Hanesi var. Efendim, Kıbrıs'ta Lefkoşa Mevlevi Hanesi var. Bu Mevlevi Haneler ki Halep'teki Mevlevi Hane Orta Doğu'nun belki de en büyük Mevlevi Hanesi idi. Diyorlar ki işte dünyada ikinci büyük Mevlevi Hane burası idi. İdi de nerede Mevlevi Hane? Bir camii yok, mescidi yok. Misafirleri burada barındıracakları odalar yok. Derviş odaları yok. Hanımlar için ayrı bir mescit yok. Halep'teki Mevlevi Hane'de hanımlar için mescit var. Erkekler için cami mescit var. Burada mescitsiz bir Mevlevihane, namaz kılınmayan bir Mevlevihane şekline burası maalesef getirilmiş. Biz bunları tenkit için söylemiyoruz. Ama insanlar şimdi Mevlevihane dendiği zaman akla gelen şey Mevlevi dervişlerinin canlandırma olarak heykellerinin konması
mankenlerinin konması, hadi heykel demeyeyim de mankenlerinin konması. Ondan sonra da bir yerde işte çalgıcıların oturacağı yerin tanzimi, sahne gibi. Öbür tarafta da sema yapanların, sema zen denilen kimselerin dönmeleri. Başka? Bu kadar. Bunları içeride anlatmak istiyorum. Şimdi bu kapı, arkamdaki gördüğünüz kapı, cümle kapısıdır. Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin cümle kapısı. Dışarıdan caddeden çekseydik böyle mermer kaplamaları falan orada görünmüyor, kalmamış. Zaten Mevlevi Hanenin etrafı telegüllerle çevrilmiş. Eskiden Abdülhamit Han zamanındaki resimlere baktık. O resimlerde şu cadde üzerindeki Mevlevi Hanenin ihata duvarları mermerden görünüyor. Bu kapıya kadar gelip yanaşıyor bizim gördüğümüz resimlerde. Ama şimdi sadece telergüden arkadaş açar mısın bir gelelim falan filan diyecek şekilde bir hale gelmiş. Bir de orta kapı tabiri diyorlar, bir kapı var. Şimdi o kapıyı da sizlere göstereyim. Ondan sonra içeriye girmek istiyoruz efendim. Şimdi sol arkamda gördüğünüz kapı da Mevlevi Hanenin dış ihata duvarlarındaki orta kapıdır. Bunlar tabii Mevlevi Hane çok kalabalıkken şöhretli isimler. İşte ön kapı, birinci kapı, ikinci kapı, orta kapı. E peki orta olduğuna göre burada kapı 3 taneydi. Tamam, birinci kapıyı anladık. Orta kapı adı var. Onu da anladık. Bir üçüncü kapı da deniz tarafından var idi. Buralarda çok tesisler de vardı. Ama o kapının yerinde yerler esiyor. Mescidinin yerinde yerler esiyor. Sadece ve sadece semahane binası kalmış. Bu binanın en son köklü tamirini iyi bir şekilde yaptıran Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Ve bunu da 1900'lü yıllarla, 1313 yani yıllarla, efendime söyleyeyim, 1905 arasında bayağı da masraf ederek, kendi cebinden buraya masraf ederek bu Mevlevi Hane'yi yeni baştan tamir ettirmiş. Peki bundan maksadı neydi? Onu müsaade ederseniz burada şuradan Çanakkale Boğazı'nın rüzgarını yediğimiz yerden biraz içeriye, kuytu bir yere geçelim de orada anlatalım diyorum. Mevlevi Hane'nin dış yapısında kullanılan taşlar var. Bir de onları göstereyim size, ondan sonra geçelim içeriye efendim. Şimdi Mevlevi Hane'nin yan kapısının önüne geldik. Bu kapının üzerinde bir kitabe var. Bu kitabe Sultan II. Abdülhamit Han zamanında buraya konmuş. Onun zamanının tarihi var. Tabii hayli yüksekte olduğu için burada okuduğumuz kadarıyla 1317 yazıyor. Yani 1317, 1899. Hani 15'ler var ya efendim, 15'ler 1897 doğumlu olanlardır. Çanakkale türkülerini çeşitli yayın organlarımız verirken kanallarında hey 15'li 15'liyi veriyorlar. Bu 17. 15'ler 1897, yani Osmanlı-Yunan Harbi'nin olduğu sene doğanlar. Bu gariban 15'liler bir harp döneminde doğmuşlar. O başarılı bir harpti 1897 Osmanlı-Yunan Harbi. Neredeyse Atina'ya bayrağı dikecekti Gazi Ethem Paşa. Fakat onların askerlik çağına daha tam gelmeden 17-18 yaşlarındayken Çanakkale, Gelibolu'ya buraya asker olarak getirildiler. Bıyıkları daha yeni terlerken, yeni buluğa ermişlerken belki bazıları, buralarda 253.000 gencimizi şehit olarak bıraktık. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu savaşta da bulunanların hepsine tabii bu dualarımızı ediyoruz. Bu kapıyı da size gösterdim. Şimdi dönüyoruz boğaza doğru, deniz tarafına doğru efendim. Mevlevi Hane'nin deniz tarafındaki yüzünde şu taşlar Gelibolu'ya has taşlardır efendim. Bunlar içerisinde çeşitli deniz kabuklarının da bulunduğu tortul külteler, yazıcızadeler dediğimiz
Mehmed-i Bican ve Ahmed-i Bican Hazretlerinin çilehanelerinin de bulunduğu bölge Gelibolu'nun taş ocağıydı. Hemen sahil gibi yani. Oradan çıkartılan taşlar böyledir. Gelibolu'da birçok tarihi yapıda şu şekilde taşları gördük. Burada kuş oyukları da yapmışlar efendim. Osmanlı'daki bir kültür var ya efendim. Gariban, evi barkı olmayan kuşlar, yuvalarında rahat edemeyen kuşlar buralara sığınsın, ölmesin diye güvercinler için, küçük serçeler için işte buralara da böyle oyuklar koymuşlar. Şimdi geçelim Mevlevi Hane'nin içine efendim. Mevlevi Hane'nin dış görüntüsünü sizlere tam olarak bir genel gösterelim istedik. Onun için önündeyiz şimdi. Arkamda sağlı sollu gördüğünüz ve kıvrılarak çıkan merdivenler Mevlevi Hane'nin semahane binasıdır bu. Üstte bir tahtalı bölüm yapılmış. Camilerdeki üst mahfillere benzer şekilde. Efendim, oraya insanların buradan rahatça çıkabilmesi için konmuş bu merdivenler. Burası en son Abdülhamit Han zamanında tamir edildi dedik. Ondan sonra da Mevlevi Hane olarak kullanıldı. Abdülhamit Han başa geçtiği zaman birçok tarikatın liyakatsız şeyhler elinde lalettayin yönetildiğini, tarikat ehlinin lalettayin eğitildiğini görerek hem idarenin hem öğretimin, eğitimin yanlış ellerde olduğunu görerek bu insanlarla çeşitli yerlerde toplantılar yaptı. Anadolu'dan tanınmış olan kimseleri sarayına davet etmek suretiyle bunlara hakiki dinin insanlara anlatılması hususunda herhangi bir dine katkı olmadan doğru yolun anlatılması hususunda ricalarda bulundu. Ve böyle tekkelerin, zaviyelerin birçok ihtiyaçlarını kendi cebinden karşılamak suretiyle onları ekonomik buhran sebebiyle böyle bir gevşemeyi artık bırakmalarını rica etti. Ve işte tamiratını yaptırdı, yiyecek onları bunları gönderdi. Yeter ki siz insanlara dini düzgün anlatın, bozuk şeyler yapmayın. O zamana kadar buradaki şeyhlerin bazıları bilgisizliklerine rağmen bu posta oturmanın biraz böyle tadına da vararak, dünyevi tadına vararak kendi bilgilerini de artırmadıkları için insanlara anlatacak şeyler bulamıyorlardı. Ve maalesef bunun neticesinde gelin bakalım bir zikrullah yapalım şöyle diyerek dakikalarca Allah-u Teala'nın ismini tef çalarak olsun, başka bir şey çalarak olsun, efendim haykırarak olsun, Allah-u Teala'nın ismini söyleyerek zikrettiklerine, cemaatlerine inandırıyorlardı. İnsanlar da geldik çok şükür burada günahlarımızdan kurtulduk, Allah-u Teala'nın ismini söyledik diyerek gidiyorlar. Ama dinen olur mu, olmaz mı, caiz mi, değil mi kimse bilmiyordu. İşte Abdülhamit Han bunları derleyip toparlayarak hakiki İslamiyet'in insanlara iyilik yapmak, Allah-u Teala'nın kullarına hayırlı şeyler öğretmek olduğunu hep savundu ve etrafına da bunların yapılmasını yeri geldi emretti, yeri geldi rica etti. İşte bu da önem verilen Mevlevi hanelerden birisiydi. Çünkü Trakya'da bundan başka da Mevlevi hane yok. Bir tane Mevlevi hane vardı. II. Murat Han zamanında yapıldı. Yani bu Mevlevi haneden 200 sene kadar önce yapıldı. II. Murat Han bir gün rüyada gördü ki Efendimiz Mevlana Hazretleri bir Mevlevi Hane kursanız gibi bir ricada bulunuyor ve onu Mevlevi Hane olarak yaptı. Ancak orada o dönemde bile efendim bazı işte dışarıdan gelen Mevlevilerle Edirne'den olan Mevlevilerin arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebiyle dünyevi sebeplerden dolayı bir neredeyse ihtilaf doğdu. Nifak diyeceğim de dilim varmadı nifak demeye.
Ve o Mevlevihane yandı efendim. Yandı. Sonrasına da oraya artık bir cami olarak yapıldı. Çok güzel bir cami var şimdi. İkinci Murat Han'ın oradaki camii. Eskiden orada Mevlevihaneydi. Genişti, misafirhaneleri vardı. Ama dediğim gibi bilgisiz insanlar burada posta oturmayı dünya koltuğuna oturmak gibi mi zannettiler? Nasıl oldu? Karma karışık oldu. Şimdi çok soğukta bir havada şikayetçi olmak için söylemiyorum da benim böyle külahımla falan filan karşınıza çıkmamı belki ilk defa programda görüyorsunuz 15 senedir. Buna mecbur kaldık. Bugün kar bekleniyor. Hatta arada sırada da atıştırıyor, çekiliyor. Atıştırıyor, çekiliyor. Bazen bir güneş çıkıyor. Şimdi Mevlevihane'nin işine girecektik ama bugünkü süreyi de doldurduk. İnşallah bundan sonraki programda Gelibolu Mevlevihanesi'nin size içerisini göstereceğim. Sema yapmak ne demektir? Nasıldır? Onları anlatmaya çalışacağım ama bugün süreyi burada dışarıda bitirmiş olduk. Hoşça kalın efendim.